Evet, hayırlı uğurlu olsun. Emeğe geçemekse teşekkür ediyoruz. Allah bol ve bereketli kazanç versin diyoruz. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak amacıyla üretime başlayan fabrika, 2013'te Trakya'da çiftçilerin pancar yerine başka ürünlere yönelmesi nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Açılış töreninde konuşan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 104 köyden 1175 çiftçinin 19.000 dekarlık alanda 130.000 ton pancar üretimi gerçekleştirerek fabrikanın yeniden üretime başladığını söyledi. Fabrikanın 4 yıl aradan sonra yeniden üretime geçmesinden heyecan duyduklarını belirten çiftçi, fabrikanın açılması için gerekli üretimin çiftçiler tarafından karşılandığını vurguladı. 130 bin ton şeker pancarından 12 bin ton şeker, 30 bin ton husa ve yaklaşık 6 bin ton da melas üretilerek Türkiye ekonomisine kazandırılacak. Bunun rakamsal değeri de 100 milyon TL'dir. Ben bölgemiz için ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Tabii ki biraz önce Sayın Vekilimiz de belirttiler. Önemli olan bu fabrikanın sürdürülebilir olmasıdır. Dolayısıyla bu fabrikanın açılması için tabii ki üretim gerekiyordu. Fabrikanın açılması için pancar iken üreticilerimize öncelikle ben tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fabrika Müdürü Abdullah Kalenderoğlu ise böyle bir fabrikanın açılmasının önemli olduğuna değindi. Kalenderoğlu fabrikanın açılmasında emeği geçen AK Parti milletvekillerine teşekkür etmesi üzerine CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu tepki göstererek oturduğu yerden kalkarak töreni yük kantarının bulunduğu kulübeden takip etti. Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Orhan Saltık da fabrikanın 4 yıl aradan sonra çiftçiler tarafından başlatılan seferberlik sonucunda yeniden üretime başlayacağını belirtti. Törende CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramiz Özgen de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından pancar üreticilerine hediyeler, ardından dualar okunarak kurdele kesilerek üreticilerden pancar alımına başlandı. Bu yıl 490 personelin çalışacağı fabrikada 130 ila 150 bin ton arasında pancar işlenmesi hedefleniyor.